Güney Kıbrıs'a Putin Müslüman bir büyükelçi atıyor. Geçen hafta Putin sosyal medyada İslam'a hakarete 2 ile 10 yıl arası ceza getiriyor. Daha birçok şey sayarım. LGBT ile ilgili de geldi. Onu da getiriyor. Artı dua ederken fotoğraflarından efendim Dugin'in Arvasi Hazretleri'nde dua ederken ki videosundan. Putin Müslüman mı hocam yoksa? Tabii ki öyle. Aktif kapanmalar. Evet. Yine birkaç gün geriye gittiğimizde başladı. Evet. Hatta o öyle bir noktaya geldi ki drone'la asayişin sağlanması, robot köpekleri gördük. Evet. Çok yine basına sızan yani görüntülerle. Abartılar hep. Hep böyle bir hani faşizm de tırnak içerisinde konuşuldu. Tam kontrol. Kaynak yapılan kapıları gördük. İçeride çıkılması evet. tarzında ölümler oldu. Onlar çok konuşuldu. İki soru var bununla ilgili. Merak ettim. Açabilirsiniz istediğiniz kadar. Bir, salgın için tekrar bir gündem mi toplanılıyor? Ve yine 2023 başından itibaren dünyanın ilki gibi başına bela edilecek bir proje mi Çin üzerinden hazırlanıyor? Bunlar da onun ilk hazırlık aşamaları mı? Ya da Çin'deki bu karışıklığı göstererek aslında sermayenin başka bir yere akması için Çin'de yapılan bir operasyon mu? Yani bakın burada kapanmalar var, burada problemler var, burada işte şöyle bir kontrol var, buraya gelmeyin. Ya da içerideki belli hanedanlıklar Çin'i bir yere getirmişti. Onların başka yerlere gidişi mi planlandı? Evet. İki ayrı soru ama ikisi de yine o ülke üzerinden. Böyle başlayalım hocam. Evet. Yani şimdi tekrar salgın mı? Olabilir. Yani o her zaman bir cepte olan bir şey. Tabii tabii. Yani bu zaten o ilk salgından sonra aslında o salgını yapanların değil hedeflediklerinin kontrolüne geçip hedeflediklerinin işine yarar hale gelmişti. Akabinde hemen yanlış hatırlamıyorsam Nisan ayıydı galiba 2020'nin Çin'de bir tane kamyon devrildi. Kızıldeniz'de de bir gemi yakalandı. Hı hı. İkisi de aynı kuruma aitti. Hatırlayacaktır herkes. Evergreen'in kamyonu hı hı. ve gemisi. Hı hı. Birini Çin enternetti, birini de İsrail ve Türkiye. Bahsedilen orada çok daha büyük, çok daha güçlü bir salgının, bir virüsün olduğu ve yani insanların dünya nüfusunun işte hani söylüyorlar %90'ını öldürecekleri yönündeydi. Yani bununla ilgili çalışmaları hep var. Neden var? Çünkü bugün dünyada kaybeden, güçsüzleşen masadaki yerini belki tamamen kaybetmez. Yani bir dünya masası diye düşünürsek. Ama orada güçsüzleşen, işte orada oyu üçse bire inen taraf, işte küreselciler denen taraf. İnsanlar bir de karıştırıyor. Yani bütün yabancılar küreselciler gibi. Hayır, öyle değil. Orada bir taraf onlar. Onun çeşitli altyapıları var ezoterik. O tarafın ünlü cümlesi, yani onun en uç böyle en küçük piyonlarının bile ağzından çıkan biz gidersek yakar yıkar gideriz cümlesi. Ki o taraf zaten gelirken de öyle geldi. Yani bundan 70-80 sene önce dünyayı tam olarak yönetmeye başladı. İkinci Dünya Savaşı'nın sonrasında bahsettiğim Pentagon kanadı, Pentanato. Yani Amerika demiyorum bakın, Pentagon kanadı diyorum. Amerika'da da çünkü başka kanatlar da var. O kanat biliyorsunuz biten bir savaşta teslim olan bir ülkeye iki şehri çocuğuyla, çiçeğiyle, böceğiyle yok edecek şekilde nükleer bomba attı. Yani yakarak yıkarak geldi. Büyük bir korku salarak kendince. Çünkü tam zalimliğinin, zorbalığının bir görüntüsü, paganlığının bir görüntüsü. Aynı kanat, işte hemen örneğini verelim. Geçtiğimiz günlerinde konusuyla bu konuda da bir açılım yapmış olalım. İstiklal Caddesi'ndeki bombayı patlatan kanat. Ne vardı şeyin üzerinde? New York yazıyordu. Ve lila rengi, değil mi? New York nedir? Yeni York. İngiltere'deki yorgun sahipleri, yani Stuart hanedanının, yani tahttakilerin kuzeni olan hanedanın, yani Amerika'daki Pentagon'un, demokratların, işte bu küreselci yapının arka planındaki hanedanın kurduğu şehirdir New York. Ve dolayısıyla o yüzden bunların dünyayı yönettiği doların merkezidir. Aynı zamanda da özgür dünya devletinin merkezidir. O yüzden özgürlük heykeliyle karşılar. Hem paranın hem özgür dünya devletinin rengidir. Lila rengi.
ve New York, bakın verilen mesaj ve İstiklal, sizin istiklalinizin ortasına bomba atarız. Tam bir pagan gibi adam parçalayarak. Çünkü bunu karşılık olarak verdikleri şey şuydu. Bizim o New York'ta, o New York'un ortasında hem de numarolojik olarak adres numarasıyla bile Oğuz Kağan'ı temsil eden simgesel olarak da bir yer kurmuştuk biz. O yerin yakınında Merkez Park denen, Central Park denen, yani bunların tam merkezinde bizim Sayın Cumhurbaşkanımız işte önümüzdeki dönemin 20 küsür devletinin bir araya geleceği Türk Devletler Birliği'nin başındaki baş yüce diye bir ünvandan bahsediyor kişi. Yani dünyayı o Pentagon'dan yönetimi devralan kişi. Orada ne yaptı? Dolaştı. Ama nasıl? Adam gibi. Pagan gibi değil. Adam gibi dolaştı. Güler yüzüyle insanlarla iletişim kurdu. İşte adam böyle mesaj verdi. Paganlar da öyle mesaj verdi. Şimdi bunlardı bu işin arka planındakiler. Ya şimdi bir de başa dönersek yine yakın bir zamanda Çin devlet liderinin ki Çin'e bir darbe yapılmasıyla ilgili de çok gündeme gelmişti. Hatta liderin kaybolduğu belli bir sürede ve belli yaptırımlarının istendiği, yapması gerektiği işte küreselci yapının diyelim altını doldurabilirsiniz. Burada, ya yapacaksın ya da çekileceksin tarzında ama ben evet kabul ediyorum dediklerinizi yapacağım. Türkçe mealini söylüyorum ve geri geldiğiyle ilgili çok konuşuldu. Evet. Yani Çin'e bir darbe mi planlandı ya da yapıldı liderinden bu geri dönüşünde hani okey almış gibi bir izlenim mi ortaya çıktı? Belki, kabul edildi. Belki olabilir, yapılmaya çalışılıyor olabilir. Çünkü bir tane demin saydığım küreselcilerdi bir kanat. Bir kanat da İngiltere'nin de içinde olduğu. Yüzyılcılar denen, Babilciler denen, Amerika'da Cumhuriyetçilerle temsil edilebilecek olan, CIA ile temsil edilebilecek olan bir diğer kanat. O kanadın özelliği de şu, o kanadın altındaki finans yapısını oluşturan genel olarak Aşkenazlardı. Bunlar aynı zamanda Çin'in ve İsrail'in de finansını oluşturan yapıydı. Hatta bir dönem Rusya'nın da öyleydi. Ama işte Putin'den sonra o ortadan kalktı diyebiliriz. Şimdi geçtiğimiz Ocak ayında dünyada çok farklı bir şey oldu. Benim de hiç beklemediğim bir şey oldu. Yani bugüne kadar hep anlatıyorduk bir takım şeyleri ve biz Çin, İngiltere, İsrail birlikte hareket ediyorduk küreselcilere karşı. Fakat bu Aşkenazların içinde yıllardır gömülü duran ama bu Aşkenazların da en kuvvetlisi olan bir unsur çıktı ortaya. Hazar Türkleri, Musevi Türkler. Bakın Aşkenazlar İbrani Yahudilerdir. Bunların içerisinde tam ters bir görüntüyle Musevi Türkler gizlenmiş aslında. Bunu zaman zaman biliyorduk işte yani İsrail'in kuruluşunda paylarının oluşu, bu sermayenin sahibi oluşları falan ama bunların Türkiye ile böyle kol kola girip bir birliktelik oluşturacağı çok aklımıza bu şekilde gelmiyordu. Şimdi bunu söylediğim zaman insanlar beni eleştiriyorlar ama bunun kurulmasını ben sağlamadım. Ben olanı anlatıyorum sadece. Onu bir kere insanlara söylemek istiyorum. Şöyle bir eleştiri geliyor bununla ilgili. Hani özellikle bunu konuşacağız tabii ilerleyen dakika Türk Birliği ile ilgili, Türk Yüzyılı ile ilgili. Hani arkada aslında böyle bir yapı var ve ciddi anlamda da bir güç sağlıyorlar, destek oluyorlar tabii, şeklinde. Tabii. Hayır biz Türk'üz, biz işte çılgın Türkleriz, kimseye de ihtiyacımız yok, desteği almamıza da gerek yok gibi bir tepkide geliyor ya. İşte oradaki durumun ama biraz bir ötesine, bir adım ötesine gittiğimizde Rothschild'lerden bahsetmeye başlıyoruz. Evet. Dolayısıyla yani inancına, dinine ya da sana işte baktığın zaman... yani şeytani bir yapıyı hep konuştuk ya Rothschild'larla ilgili. O zaman bizle nasıl bir yol izleyebiliriz hep sordular. Şöyle. Eleştiri oradan geliyor. Tabii tabii şöyle. Zaten şimdi başka bir menfaat mi var burada? Birinci seçenek bu bir menfaat ilişkisi olabilir. Dolayısıyla da Rothschild'ler veya Hazar Türkleri dediğiniz yapı toplasanız 1 milyon kişidir. 500 milyon Türk bununla mücadele edemiyorsak, o menfaat ilişkisi içerisinde bunlar bizi hamle yapar diye korkuyorsak bizde sıkıntı var demektir birincisi. Ama ikincisi şöyle bir şey var. Türk Birliği'nin yapısına bakın. Oradaki bir madalyon var mesela. Geçenlerde Sayın Cumhurbaşkanı'na verildi. Supreme Order of Turkic World diyor. Yani Türk'ün yüce dünya düzeni. O da İngilizce yazıyor. Evet. Ama şu anda dünya anlasın. Yani dünyadaki herkes bunu anlasın, duysun diyor. Türk Birliği konuşulurken İngilizce olmasın mesela. İşte o da dünya duysun diye. Dünya duysun diye. Çünkü ortak dil anlamında. Şimdi mesela aynı yapı alfabe kurulunu da kurdu. Yani önümüzdeki dönemde başka bir şey var. Yani önümüzdeki dönemde bütün dünyayı Türkçe konuşturacağız inşallah. Ama bugün dünya İngilizce konuşuyor.
Anlatmak istediğimiz, şimdi Türkçe anlattığımız zaman herkes de dur ben bunu çevireyim anlayayım demeyecek. Ama Supreme Order of Turkic World dediğiniz zaman müthiş de bir ibare bu. İnsanların kafasına çakılıyor bu. Yani bugün İngiltere'de... Eleştiri geliyor dedi ki ülke, bütün dünya Türkçe konuşacaklar derken bu sefer yine böyle bir ne oluyor diye bir tepki gelecek hocam. Gelsin. Yani ben hiç böyle iş olsun diye ağzımdan bir şey çıkmıyor. Yani gerçekten istişare edip, tefekkür edip, düşünüp, taşınıp konuşuyoruz bir takım şeyleri. Yani battık bittik işte kureytmeye muhtaç kaldık. Yok canım yani. Türkçesiymiş muhabbeti var ya. O battık bittiği diyen medyanın içinde yaşıyor demektir. Bu medyada NATO medyasıdır zaten. Pentagon medyasıdır yani. Ulusal medyadan bahsediyorum. Büyük medya. Pentagon medyasıdır. Çok net olarak kendi de bunu kabul eder, ediyordur. Ki etmiştir yani bunu 15 Temmuz'da Cumhurbaşkanımızı NATO subayız diye öldürmeye giden adamlar varken bir tanesi vermemiştir. En yandaş görünenler yetkililere ulaşamadık diye böyle bir ahlaksızca bir cevapla bir de üstelik Cumhurbaşkanı'nı bağlamamıştır yani. Bunu artık görelim ne olur. Hele ki son gelişmelerde, şimdi belki oralara girmeyeceğiz ama son gelişmelerde partiden bağımsız bu pagan yapılanmanın Türkiye'de nerede olduğu, ne konumda olduğu, ne kadar ötede olduğu, neredeyse her şeyin sahibi olduğu, bizim 500 yıldır Genç Osman'dan bu yana bu devleti kuranlar olarak bunun içinde bir mücadele verdiğimizi, işte geçenlerde Abdullah Çiftçi Beyefendi de yazdı en sonunda. Ya ben bunu yıllardır anlatıyordum. Çok insanların söyleyesi gelmiyor, çok zor söylüyorlar bunu ama o da en sonunda ne dedi? Türk'ü Türk yurdunda esir ettiler. Bu böyle slogan bir cümle değil. Gerçeğin ta kendisi. Tabii selam olsun. Gerçeğin ta kendisi bu. Maalesef biz bunu küçümsüyoruz. Yani biz zannediyoruz ki vesayet 100 senelik bir hikaye. Veya işte bir iki kurumu ilgilendiriyor. Yok öyle değil yani. 500 senedir bütün devletin ele geçirilmesi, işgal edilmesiyle alakalı bir durum. Nitekim bugün o açıdan baktığımda konuya girmeyeceğiz ama hemen bunu söyleyip kapatayım. Bir tarafta geçen gün biz haramı siyasilere bıraktık diyen devlet, külliye ve Sayın Cumhurbaşkanı var. İşte bu Türk. Öbür tarafta herkes araştırsın masanın çevresini. Önde Türk görünen bu arkadaşların hepsinin ortak özelliği ne? Herkes araştırsın. Yani biz adam pagan savaşı, Türk ve diğerlerinin savaşı, Anadolu'da Anadolu'yu kim yönetirse dünyayı yönetir. 500 yıldır bunlar bir şekilde yönetiyorlardı vesayetle. Şu anda kaybetmemenin derdindeler dediğimizde karşı tarafta bir tane Türk yok. 6+1'in içinde. Bir tane yok. Bu iddia sizin iddianız mı? Benim değil, hayır canım. Nüfus kayıtta kendileri de çıkıp söyleyebilirler bunu ama zaten söylememeleri sıkıntı. Şuna altılı masa diyorsunuz, Türk burada, yok diyorsunuz. Bu, evet. Tabii. Bir itham tabii ben bununla ilgili program yaptım. İsimleri saydım tek tek. Kim kimin kuzeni, kim kimin kardeşi. Yani insanlar duydukça dudakları uçuklar. Yani bu ülkede aynı dönem Ermeni Patriği ile Diyanet İşleri Başkanı kardeşti. Yani bunları herkes biliyor. Yani hani bilmesi gerekenler biliyor. Bir kere tarih dersinde baktığımızda Allah aşkına Kanuni Sultan Süleyman Han'dan sonra bana bir tane Türk yöneticisi söylesenize. Kaç tane sayabilirsiniz? Yani gerçek gözümüzün önünde duruyor aslında. Ama biz şu şeye geri dönelim. Padişah olarak mı bahsediyoruz? Yani Kanuni Sultan Süleyman Han'dan. Hayır, yönetici. Yönetici diyorum. Üst bürokrasideki yöneticiler. Anladım. Şimdi ben Şeyhülislam'dan, yönetici dediniz. Şeyhülislam'dan başlayayım. Anladım. Yani sayalım işte Kadızadeler, ondan sonra Feyzullah Efendiler. Anladım. Ya Yahudi ya yani Sabetay. Şey Sabetay. Zaten son dönem artık bozulma safhasında da zaten içeri giren ajanlar i̇şte, ve hep son dönem diyor. Son dönem değil, Genç Osman neyin mücadelesini veriyor ve padişah Halife Sultanımız kellesini kaybediyor. Ve oradan sonra oradan itibaren ve öncesinde var bir iki topladığımızda 14 tane padişahı götürecek güçte devletin içindeki kim? İki tane cumhurbaşkanını, bir tane başbakanı bu ülkede kim götürdü? Bu halk dururken bu halkın temsil eden o insanları kim götürdü? Başkomutan. Seçilmiş insanlar bunlar. Seçilmiş ve başkomutanı bu ülkenin. Öyle ya da böyle. Padişahlar seçilmemiş ama bu milletin, halkın kurduğu düzenin başkomutanı. Bunu Şeyhülislam fetvasıyla gidiyor. Şeyhülislam sadece fetva, o fetvayı yazabilmek kolay mı yani? Değil mi? O zaman şey gibi hani darbe yapacak adamı görevden almak, padişah görevden alır Şeyhülislam'ı, yazamaz o fetvayı. Ama alamıyor. Dönüm noktası o zaman bu söylediklerinizden yola çıkarsak bir bakıma da 15 Temmuz mu? Çünkü aynısı yapılmak istendi. Bitiş noktası. İndirilmek istendi, evet. Yine bitirilmek istendi, evet. Ama yani olmadı. Hak güvendi ve olmadı. İsimlere girmeden söyleyeceğim. Paralel dediğimiz devletin derininin de paraleli vardı. 15 Temmuz o paraleller arasında asıl bizim derin yapımızın, üst aklımızın diğer derin yapıyı tabiri caizse parçaladığı gündür o gün. Alaşağı ettiği gündür.
işte onlar bugün hesaplaşıp diyetlerini ödeyip helalleşme noktasına doğru gelen ya da gelmemekte direnenlerdir diyelim. Biz şeye dönersek, şimdi küreselciler dedik bir tarafta. Bir de buradaki, Çin'e yine sorumun başına evet, dönersek, oradaki bir sermayenin başka bir ülkeye gitmesi mi? Tam ondan bahsedeceğim. Evet, aynen. Yani Covid sürecini kapatabiliriz. Yani salgınla ilgili olabilir de olmayabilir evet, mi dediniz. O evet. İlk sorumda ama ikinci sorudan devam edelim. Tam ondan bahsedeceğim. Ocak ayın, özür dilerim, geçen sene 21 Aralık'ta tam Hazar Türkleri külliyeye gelip dua ettiler. Ve Cumhurbaşkanımıza 8'li Şam'dan hediye ettiler. 8'li Şam'dan tarihte görülmemiş bir şey. 7'li var, 9'lu var. Onlar zaten bunu temsil etti. Yani İbrani, Musevi ya da Yahudi değiliz. Biz Türk'üz. 8'li, 8 köşeli. Ya 8'in anlamı. 8 köşeli yıldız bizim yıldızımızdır. Bizim aslında bayrağımızda da 1842'ye kadar 8 köşeli yıldızdı. Bugün yapılan yeni devlet binalarına bakın 8 köşeli planlanıyor. Mustafa Kemal Atatürk'ün, Osman Gazi'nin, Turgut Özal'ın kabirlerine bakın 8 köşelidir. 8 önemlidir, 8 köşe. Cennetin 8 kapısını betimler ama daha önemli şeyleri de iç köşeleriyle beraber 16, işte 16 yıldızı bizim temsil eder. Yani fütüveti, öyle 16 devlet falan değil. Yüzlerce devlet kurmuş bu millet. Fütüvet divanını temsil eder. 16 artı 1, 16 yıldız, bir güneş bunu temsil eder. 8 köşe aynı şekilde bunu temsil eder. 8 bizim için önemlidir. Birçok başka yönü de vardır. Bununla ilgili biraz önce sana söylemiştim. Yeni kurulan Tayyi Zaman Tarih kanalında tam bununla ilgili. Yani bizim bayrağımız 8 köşeli yıldız, hilal, güneş. Bunun bütün simgesellikleri ne anlamlara geliyor, neler teşkil ediyor? Bir program sevgili tarihçi Saadet Berna Ocakçıoğlu hanımefendi yapacak inşallah. İzleyicilerimiz izleyecektir. Küreselcilerin karşısında dedik ki İngiltere ve onun oluşturduğu bir yapılanma diyelim. İngiltere dahil hepsinin altındaki sermaye de bu Aşkenazlarındı. Aşkenazların içerisinde de baktığımızda en zengin, en güçlü olanları bu isimlerin çoğunu bildiğimiz ama hep böyle bugüne kadar işte dediğin gibi şeytani tarafta görünenlerin Musevi Türkler olduğu, özellikle hanedan, Hazar hanedan soyu olduklarını gördük. Şimdi burada şu önemli. Hazar hanedan soyu insanları orada olmuşlarsa ancak kripto olmuşlardır. Yani gerçekten şeytani olmamışlardır diye bir düşünce var yaygın biçimde. Ama burada şu da var. Şimdi Hazar Türk'ü ya da şuranın Türk'ü gibi altını dolduruyorsun ama son kelime Türk kelimesi. Evet. Şimdi bu şuna kapı açmaz mı? Biraz önce bir önceki cümlede verdiğiniz o kelime, benim söylediğimin üzerine siz eklediniz işte şeytaniler. Evet. Şimdi şeytaniler dediğimiz, küresel yapı dediğimiz, dünyayı işte kaos çemberi içerisinde salgınından savaşlarına kadar tek bir devlet, tek bir yönetim şekli, tam kontrole çekmeye çalışan bir yapıdan da bahsedersek, bunu da Türk kelimesiyle eğer birleştirdiğimizde o çok uymuyor. Şimdi yine, bir. İkincisi de ileri dönük çok sıkıntıya sebebiyet vermez mi? Yani bu bak altından Türkler tırnak evet. içerisinde çıktıya sebebiyet vermez mi? Tazminatlara kadar. Şöyle aslında şimdi hemen bunları anlatalım. Şimdi birincisi o kadar şeyin... Yani o algıyı onlar bunun için yapıyor olamazlar mı? Aslında değiliz ama biz böyleyiz diyerek bir kötüleme ya da altını bu şekilde doldurmak için yapmış olamaz mı? Bir organizasyon kuruluyor. Yani bir oradaki o sistemdeki bir biat mekanizması işliyor. Tamam, bu bir yani, oyun olamaz mı? İşte bu kadar olmaz bu oyun. Oyunsa da yani biz de bir şey devleti değiliz. Yani biz bu dünyanın en kadim devletiyiz. Ama Türk adı altında yapılıyor. Tamam işte, ama ne oyunu olacak? Mesela Türk adı altında ne yapılacak da biz buna razı olacağız? Ne olacak mesela? Hayır, ileri dönük yapılacaklardan bahsetmiyorum. Şu anki yapılanlar bile yeterli değil mi zaten bu yapının neler yaptığını görmek için? Ama yapıdan ayrı. Arkasında da Türk kelimesi hayır, hayır, çıkacak. Hayır, Türk yok canım. Niye olsun? Yapıdan, küreselcilerden ayrı bir şey Rothschild'ler. Yani Rothschild'lerin küreselcilerle bir alakası yok. Bakın bu dediğiniz o şeytani işleri yapan küre, onu söylemek istiyorum zaten. İnsanımız karıştırıyor. Yani bütün yabancılar aynı o küreselciler zannediyor. Abi, küreselciler, şeytaniler, işte Illuminati, birçok örgütsel yapılanma, başka aileler falan. Onlardan bir tanesi Rothschild ailesi. Evet. Şimdi bu kelime onları böyle bir çok masumane melek haline çeviriyor yani baktığımızda. Yok ya, kimse masum melek falan değil ama küreselciler dediğimiz bir yapı, o şeytani ana yapı. Hı hı. Bunun detaylarına gireriz yani bunun için işte onlar konseyidir. Efendim bu
şeytanı haklı çıkarmaya çalışan, şeytanın cezasını hızlı affettirmeye çalışan, hızlı kıyamet kopsun diye çalışan. Onlardan, o ailelerden bir tanesi de Rothschild ailesi. İşte değil, onu da anlatmak istiyorum abi. Yani burada Rockefeller ailesi mesela, bu küreselcilerin ailesi. Mesela diyor ki insanlar, Rockefeller'i Rothschild'ler yetiştirdi falan. Alakası yok yani, birbirine tamamen karşıt iki gruptur bunlar. Yani birisi Amerika'da cumhuriyetçiler, biri demokratlar. Hocam, diye düşünün. Yakup Rothschild Abdülhamit Han'a kadar gelip tehdit etmedi mi? Hayır, Abdülhamit Han'dan bir nişan almış birisidir Rothschild. Yani girin, bunu internette vardır bu. Bakın hep birbirine karıştırılıyor. Şimdi masonlara örnek veriyorum. Geliyorlar, diyelim tehdit ediyorlar. İnsanlar zannediyor ki Rothschild'ler de masonlarla beraber, öbürü de beraber. Öbürü de hepsi aynı şeyler. Bunlar işte 13 tane aile. Bunların hepsi aynılar. Şimdi onlar bir aynı masada oturuyorlardı. Bizim karşımızda bir masa vardı, o masada oturuyorlardı. Ama bu masada hani tam tabiriyle söylersek Mısırcı bir grup hanedan vardı. Bir de Babilci grup hanedan. Bunların ikisi birbiriyle aynı masada otururken bize karşı bir takım işlemleri vardı elbette. Ama birbiriyle de sürekli kapışma halinde olan iki yapıdır. O yüzden mesela biz ne diyoruz, son 40 yıl bu tarafta İngiltere tarafıyla, bu Babilci tarafla hareket ettik. Rothschild'ler de oradandı. Burada bir sıkıntı yoktu. Ama bizim hep 500 yıldır içimize yerleşen vesayetler, çevremizde oluşan yapılar, bunların bağlı olduğu işte Vatikan, Kutsal Roma Germen İmparatorluğu, Almanya, ondan sonra hep demokratlar, bu çizgidir. Bizim yani şu anda mücadele ettiğimiz içeride veya çevremizde mücadele, o PYD'ler, YPG'ler, FETÖ'ler, DHKP'ciler, bunların hepsi işte BND'yi koyun işin içerisine, Pentagon'u koyun, buraya bu çizgiye dahildir. Şimdi Babil kanadının hareket biçimi biraz daha farklıdır. Bu taraf, bu küreselciler kriptolaşır. Yani girer senin içine, senin gibi yaşar. Yüzyıllarca yaşar. Burada hiç bilmezsen anlamazsın onların onlardan olduğunu. Babilciler daha farklı hareket eder. Hocam orada hiç sorun yok. Oraya kadarki kısımda hiç problem yok da. Ben şu tarafından bakıyorum. Yani biraz önce hani Rothschild'dan bahsettik. Diğer hanedanlıklardan da biraz yüzeysel girdik ama ilerleyen dakikalarda yine konuşacağız. Mesela Türkiye'nin menfaati gereği, atıyorum işte bir Esad'la konuşması ya da işte Suudi Arabistan'la tekrar konuşması, işte Cumhurbaşkanı'nın Sisi'yle selamlaşması gibi, hep bunlar da tepki, onları konuşacağız. Hani şunu desek, tamam, ülke menfaati gereği belli çalışmalar yapılabilir İngiltere'yle de ya da bazı hanedanlıklarla ya da belli yapılarla. Bu başka bir şey, ülke menfaati. Ama o, bu adamları masum çıkartacak hale geldiğinde sorun diyorum ben. Yani bir Rothschild ailesini yani zaten başlarken ben yıllardır masum, kan dökmüş hanedanlıkları masum haneye getirmek bence bir problem. Şimdi birincisi başlarken öyle bir şey demedim zaten. Ben yok, tam öyle algılanacak. Söyledim. O yüzden dedim algılanabilir. Tamam, tamamlarsam algılanmayacak muhtemelen. Bunlar gelip Hazar Türkleri şöyle dua etti ve sekizli Şam'dan hediye ettiler. Bu dünya için büyük bir şoktu. Dikkat edin, İngiltere o yüzden oradan sonra boşlukta sallanmaya başladı. Yani İngiltere aslında yolunu almış gidiyordu. Biz de onunla beraber hareket etmiştik. İngiltere'nin meselesi Çin'i, İsrail'i, Türkiye'yi ben zaten ham yaparım. Tek başına yönetirim diyordu. Hatta en son Biden bile tek hükümrana biat etmek şeklinde yaptığı açıklamayla yani ters kanattan en tepe noktadaki birisi bu tarafa doğru geçmiş ve İngiltere Mısırcı grubu yani küreselcileri bitirip yoluna gidiyordu neredeyse. Dolayısıyla İngiltere bizim başımıza en büyük bela olacaktı. Bakın şimdi biz bu operasyonla neyi yapmış olduk? Bir kere yani İngiltere ile küreselcileri, İngiltere küreselcileri yutacakken ikisini kafa kafaya getirdik. İkisi de birbirini yutamadı şu anda. İkisi de birbiriyle kapışıyorlar sürekli. Bir yandan İngiltere boşluğa çıktı. Dolayısıyla İngiltere'de bakın 4. başbakan değil mi? Ve bu başbakanların tamamı da seçilmeden önce ayrıldıktan sonra geliyor Cumhurbaşkanımızla görüşüyor. Cumhurbaşkanımız tarafından kabul ediliyor. Bakın burada ilginç işler var. Charles geliyor, anayasa diye bir açıklama yapıyor. Avustralya, Kanada hanedanını reddederiz diyor. Gelelim Çin. Çin'in de altyapısı bu sermayeydi. Tamam. O yüzden ben zaten şunu söyledim. Çin de dedim boşa çıktı ama Çin biraz böyle ortalığı gözleyeyim diyor ve bizle de yaptığı 200 tane stratejik anlaşma var. Evet. Ve o anlaşmalar doğrultusunda yani Rusya ve Türkiye ile birlikte yürüyor, hareket ediyor idi. Ve ben şunu söylemiştim. Çin'in için başka türlüsü de mümkün değil. Çünkü sermaye altından çekildiği zaman Çin biter. Bir, Türkiye taşımazsa Çin biter. İki, Çin'de 125 milyon sarı Uygur var. Yani bizim de dünyada her yerinde kriptomuz var ya. 125 milyon, bakın nüfusun %10'u sarı Uygur var ve bunlar misyon sahibi. Yani misyon sahibi 125 milyon bazen 1 milyar 250'den fazla olabilir. Musluk başlarında durur çünkü. Dolayısıyla Çin
de hareketsiz kaldı. Yani biz bir anda şey yaptık. Dünyayı böyle bir kitledik. Katastrofi oluşturduk bir anda. Herkesin planları alt üst oldu. Ama Türkiye bunları kitlerken 200 yıldan beri ilmik ilmik işleyerek A'dan Z'ye plan yapmış şekilde geldiği için nitekim 12 Kasım 2021'de dedim ki onun öncesinde daha doğrusu Türkiye artık Trump o işi orada bitiremezse Türkiye inisiyatif alacak. Belki sen de hatırlayacaksın bunu. Yayında konuştuk. Her konuda liderlik edecek. Peşine takıp götürecek dünyayı dedim. En önemlilerinden bir tane söyleyeyim. Yani onlarca var. O gün Türkiye dedi ki faiz kararını açıkladı. İşte bunun bir devlet kararı olduğunu söyledi. 10 ayın sonunda Dünya Bankası, Birleşmiş Milletler dahil en son IMF, faizin babası, paranın babası, bu işin artık para politikalarıyla yürümeyeceği, yüksek faizle yürümeyeceği anlaşıldı dedi. İşte söylediğimiz aslında oldu. Nasıllara döndüler onlar da. Burada mesela biz Hazar Türklerinin ötesinde Ortodokslarla çok inanılmaz bir ilişki yürütüyoruz şu anda. Yani ben hep şöyle bir ifade kullanıyorum. 610 yılına kadar Müslüman olanlarla 610'dan sonra Müslüman olanlar birleşiyor dünyada. Dünya yeni fark ediyor. Yeni fark ediyor 15 Temmuz'dan sonra ki zaten buna saldırıyor sürekli. Mesela Karlov suikasti, Dugin'in kızının öldüğü suikasti. Buna mesela cevaben aynı hafta Rusya'nın eğitim yılı açılışını Putin'in Sayın Doğu Perinçe'ye yaptırması. Ondan sonra orada başka daha arka planda başka isimler de var. Ortodoks Müslüman stratejik ortaklığı deniyor ama şimdi Güney Kıbrıs'ta Amerika ambargoyu kaldırıyor. Aynı gün Güney Kıbrıs'a Putin Müslüman bir büyükelçi atıyor. Geçen hafta Putin sosyal medyada İslam'a hakarete 2 ile 10 yıl arası ceza getiriyor. Daha birçok şey sayarım. LGBT ile ilgili de geldi. Onu da getiriyor. Artı dua ederken fotoğraflarından efendim Dugin'in Arvasi Hazretleri'nde dua ederken ki videosundan. Putin Müslüman mı hocam yoksa? Tabii ki öyle yani. Tabii ki öyle. Tabii ki öyle yani. Hakikaten bakın birçok insan acaba mı diyor falan diyor. Kim? Birileri de çok yıllar önce söylemiş yine Türkiye'deki bir İslami şeylerine olabilir diye. Ben de çünkü 2015'te olabilir demiştim. Sebebi vardı. Lavrov'un bir açıklamasıydı sebebi. Tam onu söyleyecektim. İlginç olan 2 hafta önce Lavrov öyle bir açıklama yaptı ki İslam İşbirliği Teşkilatı'na başvurduk. İslam'ın insana verdiği değeri önemsiyoruz. Bu sebeple doküman ve kitap istedik bunu anlayabilmek için. Bunun bir tane açıklaması var yani. Yani yakında 2-3 sene içinde en fazla Putin'in elinde Barnabas İncil'ini görürse kimse şaşırmasın. Bunun daha ötesi detayı var. Türkçesi ne demektir? Barnabas İncil'i şu demektir. Hazreti İsa'nın... Hayır onu görmesi demek. Ben Müslümanım demek. Hayır onu Barnabas, Müslüman olduğunu biliyoruz. Onu göstermesi demek. Bütün Ortodokslara Müslüman olun demek. Yani çünkü orada Ahmet isimli peygamberin geleceğinin müjdelenmesiyle ilgili ibareler onlarca var. Onlarca ayet var. Onun işareti ileriye yönelik. Evet. Onlardan bir tanesi, o ayetlerden bir tanesi de o en son gelecek kutlu olanın ismi Ahmet diyor Hazreti İsa Efendimiz. Ben şeyi aslında şu ana kadar bütün iman ettikleri İncil'lerin önünü kesmiş olur onu göstermesi demek. 300 yılda çünkü burada işte Pavluslar vesaire konsülden sonraki çarpıtırlarken şeyi tahrif ederken Hazreti İsa'nın tebliğini tahrif ederek kafalarına göre sözde işte Luka Matta'nın İncil'i 12 haberden onların İncil'lerini bir araya getirdik. Diyerek insanları kandırmaya başladıkları dönem. İşte paganik dönem işte zaten de aynı yapılar bak küreselciler dediğimiz bu Vatikan bu Pavlusçu taraf ondan sonra bu tarafta şimdi Rusya ile biz birlikte hareket ediyoruz tamamen neredeyse Çin ve İngiltere altı boşta kaldı onların finans sahipleri bizle hareket ediyor ve dikkat et dünyada tırnak içinde söylüyorum özellikle birazdan neden öyle dediğimi anlatacağım bankacılık sistemi çökmeyen dünyada işte sözde ambargo uygulanıp hala daha çok para kazanan ülke. Bütün bu yaşananlara rağmen alım gücün sıralamasında yükselen, içeride fiyat artışlarına rağmen alım gücü sırasında yükselen ve geçmişte böyle bir şey olsa yerle yeksan olacak ama bugün bir tane firmanın yıkılmadığı, dağılmadığı. İngiltere geçen hafta postaneden 11 bin işçi çıkardı. Almanya'da her gün bir firma batıyor, büyük firma. Amerika'da her hafta yüzlerce büyük firma batıyor. Tabii basına sızan şu araç şirketlerinin büyük markaların Almanya'da özellikle ciddi anlamda zararda oldukları ile ilgili. Bakın bunları anlatıyoruz insanlar medyada görmedikleri için belki şey. Dün evvelsi gün bana bir Türkiye'de büyük bir finans grubunun CEO'su. Diyor ki son finale gelindi artık yani.
Amerika resesyona girip devrilişe doğru gidecek. Hatta mortgage'dan 2008'den beter oluyor. Değerler oraya geldi gelecek diye yazmış. Ama maalesef işte biz bunları anlatacağız. O medyanın içine hapsolmuş insanlar bizi uzaylı gibi görüyor. Peki hocam, şimdi reklama gitmeden önce hocam şunu şöyle tamamlayalım. Hani şurayı Çin'den tamamlayayım. Çıkacaksa niye çıkacak ve hangi ülkeler bir şey gidecek çok, bu sermaye? Şurayı tamamlayayım. Evet, şuna gidecek. Bu sermaye merkez olarak Türkiye'ye gelecek. Ve Türkiye'nin çevresi Türkçesi Afrika, şu mu? Rothschild sermayesi Türkiye'ye mi gelecek? Türkiye'ye gelecek ve Afrika'ya gidecek. Hı hı. Bununla ilgili işbirlikleri de mesela Fransa'yı kenara düşüren, Fransa'yı düşüren işbirliği siyasi manada Türkiye'nin, finansal manada Rothschild'lerin o 14 Afrika ülkesindeki hakimiyetidir. Bunun detaylarını bir gün konuşuruz, anlatırım. Zaman zaman programlarda bahsettim. Hakimiyetten dolayı da Fransa Lozan'ın yırtıldığı dönem yazın buraya geliyor. Yani benim oturmadığım masanın nasıl Lozan'ı yırtarsınız derken arkasına bir bakıyor ki Mali'de darbe oluyor. Çok rahat işliyor. Ukrayna'ya birileri girerken aynı günlerde Cumhurbaşkanımız Afrika'ya böyle sözde bir ziyaret yapıyor. Çünkü hemen geri geliyor. Ziyaret yaptığı ülkeler Fransa'nın o sömürdüğü ülkeler. Fransa'ya oradan bir işaret çakılıyor yani. Fazla kıpraşma, fazla Rusya'nın üzerine gidip Ukrayna tarafında durma deniyor. Aynısı Almanya'ya açıkta gemisi batırılarak söyleniyor. Ve Almanya, Fransa ikisi de pes deyip kenara çekiliyorlar. Ağır silah vermiyorlar. Efendim Rusya'yı ikna etmekten veya ona bir şey söylemekten vazgeçiyorlar. Değil mi? Bunların hepsi aynı şeyin türevleri. En son noktası bunun. Yani şu kısmın İsrail Devlet Başkanı Türkiye'ye geliyor. 4 seçim yapılmış İsrail'de. 5. yapılacak. Ve İsrail'de Cumhurbaşkanı'yla hükümetin bir kısmı aynı görüşte, bir kısmı değil. Netanyahu tarafı dediğimiz. O Cumhurbaşkanı'yla birlikte aynı görüşte olan taraf bizle işte o işbirliği olan Hazar Türkleri. İsrail Cumhurbaşkanı'nın buraya gelişi ve birkaç sözü hemen şimdi kısaca söyleyeceğim. Bütün dünyadaki İbranileri şok etti. O kadar şok etti ki bin yıllardır düşman kardeş olan Musevilerle Yahudiler geçenlerde benim kulağıma birleştikleri, anlaştıkları noktasına haber geldi ki bombalamada da bombalayan New York'un yanında iki tane İsrailli vardı. Birinin Aşkenaz, birinin Safarat olma ihtimali muhtemeldir. Sadece öngörüyorum bunu, tahmin ediyorum. Bu sebepten dolayı. Bunları birleşme noktası. Çünkü İsrail Devlet Başkanı bakın, buraya üzerinde birlik yazan bir uçakla geldi. Barış, birlik, gelecek yazıyor. Bakın birlik, barış, gelecek, tevhid, İslam yazıyor. Ve terakki yazıyor aslında. Ve Cumhurbaşkanımızı elini eğilerek sıkıldı. Aynı Hazar o dua edenler gibi tavırla. Bakın sekizli Şam'dan çok önemli. Herkes bunu çok önemsesin. Yani Şam'dan'ın birinin ucunu kopartıp ya da bir tane uç ekleyip getirmediler. Yani bir sebep o, bir dünyaya bir simge. Ve Cumhurbaşkanı şunu söyledi, İsrail Cumhurbaşkanı. Hepimiz Tanrı'ya inanan İbrahimileriz. Şimdi bunu bu şekilde tek başına aldığımız zaman tehlikeli bir söylem gibi görülür. Tam da ben zaten Türkiye'de... Başlangıcı dinler arası diyalog, sonra farklı... Türkiye'de aynen. Gibi, ben Türkiye'de, Türkiye gelişecek, büyüyecek, zenginleşecek derken en büyük riskin bu olduğunu söyleyen biriyim. Evet. Yani biz zenginleşirken, işte demin söylediğim gibi bunlarla işbirliği yaparken bu 1 milyon adamı biz Muhammedileştirmeyecek miyiz? Yoksa 1 milyon adam biz 500 milyon alıp da İbrahimileştirecek ya da ortaya karmakarışık bir sistem yani, mı çıkaracaklar? Ama işte bu artık orayla ilgili. Bu bizim Müslümanlığımızla ilgili. Bu bizim adamlığımız, bu bizim duruşumuzla alakalı. Nasıl duruyoruz, sağlam duruyor muyuz? Baktığımızda onlar... Tabii ya, ben söyledim işte seçenekleri sıralarken birisi bu adamlar şeytanidir. Biz de mecburen bunlarla işbirliği yaptık. Biraz orayı devirelim, biraz burayı devirelim, yürüyelim. Yani biri tek başına karşımızda güçlü biçimde kalmasın diye olabilir. İki, tamamen gerçekten ezoterik ve temel sebeplerle gerçekten iyi niyetli bir Türk birleşmesi olabilir. İnançları gereği de bunları yapıyor olabilirler. Tabii, aynen öyle. Türk birleşmesi. 25, onların da bir Mesih getirmesi. Kehanetin ötesi var. Kehanetin ötesi var. Şu var, Türk birleşmesi olabilir. Dediğin manada, ezoterik manada bizim 1987 yılından itibaren bir takım kutupları ele geçirdiğimiz noktasında bir takım söylemler etrafı. O olabilir. Ondan dolayı mecbur kalmış. Her ne olursa olsun ama bahsettiğim şey, bakın biz 500 milyon her bir tanesi dünyaya bedel milletiz diyoruz. Karşımızda 1 milyon tane adam var. Her ne olursa olsun bugün Türk devleti çok güzel planlamış, yıka yıka gidiyor. Çok net olarak. Şimdi gelelim. Dolayısıyla dediğin şu anlamda doğru. Çin'deki o meselelerin sebebi alttaki finansın aynı İngiltere gibi, hani Charles'a yapıyor ya böyle, aynı İngiltere gibi
tehdit ediyor olabilir. Yani bak kıpraşma fazla. Çünkü lideri de şey Jinping'den bahsediyorsun galiba. Nasıl? Yani liderden Çin liderinden bahsediyorsun galiba. Çin liderine tabii Çin liderine ve genel olarak Çin'e bir tehdit olabilir. Ve dikkat edersen dünyada değil mi bankacılık çökmeyen, henüz çökmeyen bakın. Bütün şeyler çöküyor. Çünkü Rothschild yani bu kanat parayı çekince Vatikan'da oluşan ekonomik durumda benim paramın değeri düşmesin diye parasını çekince ne oluyor? Ortada para kalmıyor. Bütün Avrupa'da bankalar batıyor. Ve aynı sıralardır Cumhurbaşkanımız bir cümle söylüyor. Şu banka yerine de yeni bir kelime bulalım diyor. Niye? Bakın şimdi tam geldik şeye. 500 yıl önce o küreselciler dediklerimizin oluşturdukları durumları tamamen tersine çeviriyoruz. Ticaret yolları bizim buradan aldılar İpek yolunu aşağıya çevirdiler biz geri çeviriyoruz. Bankacılık diye bir sistemle güçlendiler faizle. Biz şimdi onu banka kelimesini değiştirip yatırım ortaklığı diyelim yani faizsiz sisteme dönüştürüyoruz. Onu da dijitalde mi yapacağız? Evet o doların yerine de dijitali koyuyoruz yani. O da çok sıkıntılı bir süreç ama o nasıl yönetilecek? Ama geldi bak yani ben geçen yıl başında bu yıl artık devletlerin bu işe gireceğini söylediğimde hatta Ukrayna Rusya meselesinin temel paradigmasının bu olduğunu söylediğimde insanlar ya hocam erken değil mi dediler. Bütün devletler meclisine götürdü. Çok tehlikeli bir süreç. Kripto değil. Bak kripto karıştırılmasın. Dijital olması dijital da sonuçta para. Bir blockchain bir sistem üzerinde kullanılacak, yönetilecek bir sistem. Müjdeyi verelim. Türk Devleti'nden bahsediyoruz. Bunu hep söylemiştim. Böyle çok biliyorum gibi söylemiştim. Tabii doğrusunu Allah biliyor ama hakikaten de her gün beni destekler manada bir şeyler çıkıyor. Şimdi isimleri geçen yayında verdim. Beni affetsinler bu sefer hatırlayamayacağım. İki tane liseli çocuk. Dünyada kimsenin giremediği, bulaşamadığı, bulaştıramadığı bir blok zincir yazılımı yaptılar. İki tane liseli genç. Bunu Türkiye duyurdu. Şimdi iki tane liseli genç Türkiye'de bunu yapıyorsa, Türkiye daha neler yapıyor? Hep şunu demiştim ben. Türkiye'deki bir temizlik sürecinin ardından 6A atılacak milli uydu. O atıldığında göreceksiniz Türkiye'nin sanal platformlarda neleri geliştirdiğini. Bugün sanki hiç bu konuda bir şey yapmamışız gibi görünüyor. Hadi bakalım bekleyelim. 1-2 sene içinde işte o şeylerin, sayfaların isimlerini vermedim şimdi. Onların efendim o arama motorlarının daha iyisi, insana daha yakışanı, daha adil olanı, insanların içinde daha keyifle bulunabildikleri. Şu an tabii arka planda bu çalışmalar vardır. Olmaz devam mı? Ediyordur. Ama görünende de şu da var. Bu tarz projeler olduğunda hani böyle bir sorgulamadan atlıyoruz tarzında da bir görüntü de var. Mesela Metaverse, Metaverse'de şunu yapalım, hemen başlayalım. Şimdi evet. Metaverse nedir, nasıl bir yapıdır, nasıl bir sanal evrendir? Evet. Hani bu yok ama arka planda bu çalışmalar illaki devlet kademesinde vardır. Şu iki şeyi kaçırmasın insanımız. Bir, görünürde Türk devleti, olmadığı zaman tepki geliyor işte insanlara. Türk devleti dünyanın en ketum ve sabırlı devleti. Yani bugün hala diyoruz ya mesela bildiklerimiz silahlarımızın %30'u. Bu gerçek hala da bilmiyoruz. Bak 10 senedir bunu söylüyoruz hala da bilmiyoruz. Hala da bir tane bir şey sızmıyor. Ama ne oluyor? Bir takım silahlar bir yerlerde kullanılıyor. Mesela Ermenistan Cumhurbaşkanı diyor ki İHA SİHA'na ki diyor Türkiye'nin anlayamadığınız bazı silahları vardı çözemedik diyor. Türk devleti çok ketum ve sabırlı. Her şeyin yerini bekliyor. Özellikle ben bunu yıllar önce söyledim. Eğitim ve bilişim yani bilgiye dair iki şey. Bunlar hep en son yapılacak. Ancak temizlikten sonra yapılacak ki hiç kriptolaşmasın. İçine kriptolaşma oluşmasın. Toplayabiliyor muyum? Dolayısıyla evet. Yani Türk Devleti'nin bu tavrını her yerde görüyoruz. Bunu burada da görüyoruz. Şimdi gelelim sonuna kapatalım konuyu. Yani evet Çin bu şekilde dizayn ediliyor. Aynı şekilde İran konuşacağız muhtemelen. Çok önemli oraya zaman ayıracağız. Ama hatırlasın lütfen herkes. İlk salgında da Çin'de sözde insanlar devriliyordu, ölüyordu, bir şeyler oluyordu. Halbuki Çin'de bir tane adamın, bir tane vakanın olmadığını öğrendik sonradan. Bir de şöyle bir şey vardı. O Covid'de bütün süreçte ülkelerin 300 binler, 500 binleri gördüğü vaka sayısında 1,5-2 sene neredeyse 4 binlik bir sayıyla kaldı o Çin. Hiç değişmedi. Evet, o sayıda evet, doğruydu evet. Değildi onu da bilmiyoruz. En son işte. Bir 7 binlerde falan şu anda konuşuyoruz. En son 7 binle en son dediler ya Çin'de aslında kimse olmadı. Bir sene gitti öyle.